Esselamu aleyküm dostlarım. Duyuru ile başlayacağım. Bildiğiniz üzere saatler değiştirilmişti. Şirketin yeni politikasındaki verim düşüklüğü nedeniyle saatleri geri alma kararı aldı. Bu yüzden yeniden 15.00'da seri hikayeler, 22.00'da da tekli hikaye gelecektir. Bir diğer duyuru ise Discord kanalımız açıldı. Sabit yorumdan Discord kanalımıza katılabilirsiniz. Keyifli dinlemeler. Saruga ile beraber ormana doğru bakmaya devam ettik. Yavaşça çıkıyordu oradaki cinniler. Bize doğru gelmeye başladıklarında Saruga hiçbir tepki vermiyordu. Kur'an-ı Kerim'den ayetler okuyarak kendimi korumaya başladım. Sadece kendimi korumaya odaklanmıştım. Saruga'nın yardım etmek istememesini anladım o anda. Kendi gücünü göstermek istemiyor. Çünkü arkamızda duran ve bizi izleyen cinni, kesinlikle yüksek seviye bir cinni. Saruga onu ciddiye alıyordu. Davranışlarından dolayı zeki bir cinni olduğunu belirtmişti bana. Ormandan çıkan cinniler üstümüze daha çok gelmeye, beni öldürmekten çok kitlemeye yönelik davranıyorlardı. Çünkü beni kardeşime götürmek istiyorlar. Davur'un ellerine bırakmak istiyorlardı. Ramil kabilesinden olan cinnilerin üst seviyesinde olanlardı. Yaklaşık hepsi 10. seviyeye yakın. Güçleri benden daha da fazla. Bunun farkındayım. Duaları okuyarak etrafımdaki karanlıkları yavaş yavaş uzak tutuyordum. Sagura, merak etme. Birazdan yardımına çok eğlenceli birisi gelecek. Nasıl eğlenceli biri? Savaşın ortasında eğlence mi olur? Orada ölmekle burun burunayım. Merak etme dedim sana. Her kralın bir de şaklaban olmalı. Kendisini eğlendirecek şaklabanı yoksa kral kral değildir. Padişahların solitarıları gibi mi? Evet, öyle düşün. Söylediğinden çok bir şey kapmasam da Kur'an-ı Kerim'deki ayetleri okuyarak üstüme gelenleri geriye doğru püskürtmeye devam ettim. Ama enerjileri oldukça baskın. Vücuduma yapılan tılsımdan dolayı enerjileri vücuduma etki edemiyordu. Bu durum aleyhime kullanıyordum. Saruga, hızlı kavruyorsun dedi. Cinniler daha da yaklaşıyor ama. Yardım etmeyecek misin? Olabildiğince dayanıyorum ama Ademoğlu bedenim bu kadar enerjiye dayanamayabilir. Üstünlük onlarda. Sayıca çok fazlalar. Saruga geriye doğru çekilmemi sağladı. Okumama da izin vermiyormuş gibi bir anda çenem üst dudaklarıma doğru yavaşça çıkarak kapandı. Ne yapıyorsun? Beni ölüme mi bırakıyorsun? Hayır dedi Saruga. Geride dururken tam cinniler bana doğru gelmişti ki tam gözümün önüne karşımdaki Ramil kabilesinin cinnisinin üstüne birisi çıktı. Oldukça kalın vücutlu, vücudunun üst taraflarında zincirler bulunan bir cindi. Ramil kabilesi cinnisinin gözlerinin içine bakarak sizde kemikte et var mı diyerek sordu. Ramil kabilesindeki cinni hiçbir ses vermedi. Kendini arkaya doğru bıraktı, yere doğru indi. Burada yiyecek hiçbir şey yokmuş. Ben gidiyorum diyerek yanımdan geçip yürümeye devam etti. Bu o cinni mi? Bu senin arkadaşın mı diyerek sordum. Saruga, evet benim kabilemden dedi. Bize yardım etmeli. Ama bana yardım etmiyor. Ramil kabilesi vücudumu saracak şekilde alt taraftan iyice dolanmaya başladı vücuduma. Sonrasında bir anda geriye doğru geldi. Yüzümün yan tarafından başını uzattı. Yine Oramil kabilesindeki cinniye. Etli kemik var mı yok mu? Karar ver. Var mı yok mu? Ramil kabilesindeki cinniler ona da saldırmak için geldiğinde arkasına bile bakmadan kayboldu. Bize yardım etmeyecek. Saruga tuzağa düşüyoruz. Arka ormandaki cinni yan taraftan hızlıca süzülüyordu. Hissedebiliyordum. Saruga boynumu oynatarak onu izliyor. Şu anda tam karşımızdaki ormanın iç tarafına geldi. Daha da yakındı. Baskısını hissedebiliyor, ormanın içerisinde onu görebiliyordum. Bu cinni yardım etmeyecek. Sen bana yardım et diyerek Saruga'yı içimden bağırdım. Merak etme, yardım edecek dedi. Vücudumu iyice sardıktan sonra sırtüstü yere düşürecek şekilde beni tılsımlarla geriye doğru çektiler. Resmen toprağa yapıştırır gibi sırtüstü yere düşmüştüm. Artık boğazımdan yüzüme doğru yavaşça ellerini görebilir şekilde beni kapattıklarını görüyordum.
Tam son karanlık gözümün önüne gelecekti ki bir el o karanlığı tuttu. Gözlerimi yukarıya doğru kaldırdığımda yine o zincirli olan cinliydi. "Yemek yoksa sizi yerim," dedi. Sonra da karanlık dumanları ısırır gibi bir anda başını öne doğru getirdi. Üstümden ve vücudumdan karanlıklar sağa doğru kaçışıyordu. Cinni sağa sola zıplıyor, zincirlerini ateşe vererek orayı buraya sallıyordu. Bana yemeğimi verin diyerek sinirlenmiş şekilde sağa sola doğru vurmaya devam etti. Sonrasında da bir Ramil kabilesinin cinnisinin üstüne çıktı. "Görüyor musun patron? Bu müessesede gerçekten hiç müşterilere değer verilmiyor. O zaman ben de onlara değer veririm. Artık sen benim için değerli bir yiyeceksin." Bir anda başını ısırıp sanki karanlığını koparıyormuş gibi cinninin suratının yarısı sivri olan dişlerinin arasında kaldı. Onu da kemirmeye başlıyormuş gibi ağzında çiğniyordu. Ağzındaki karanlık dumanların parçalandığını gördüm. Altındaki Ramil kabilesindeki cinni parçalanarak yok oldu. Yere doğru düşünce zincirlerini eline alarak sallamaya başladı. Bu tuzsuzdu. "Aranızda tatlı olan var mı?" diyerek baktı. Ramil kabilesindeki cinniler aralarında cin diliyle konuşmaya başlamıştı. "Bu o, yamyam olan. Geriye kaçın," diyerek hepsini geriye doğru çekiyordu cinnilerin. Kaçtığını görünce de o cinni, "Hayır hayır, beni yanlış tanımlıyorsunuz." Bana doğru baktı, yerden kaldırmak için resmen göğsümden tutar gibi sardı beni. Zincirleriyle beraber beni yukarıya doğru çekti. Gözlerime doğru yaklaşarak, "Patron, bunlar benim için basit de şu ormanın içerisinde bir şey var. Onu sen halledeceksin değil mi? Onu da benim halletmemi istiyorsan şu anda bacağımı ısırarak koparıp cin hastanesine gitmek istiyorum. Gerçi bizde cin hastanesi yok." Aklıma iyi bir girişimcilik fikri geldi. "Cinler alemindeki ilk hastaneyi açabilirim." "Evet, düşünsene. Zaten sakatlanarak kendileri geliyor. Sediye diye büyük bir yemek tabağı yaptırabilirim kendime. Gelen cinlileri orada yiyebilirim." Harika bir duygu. Harika. "Ben gidip beni fonlayacak cefi kabilelerinden birkaç tane cinli bulayım. Fonlamak istemezlerse son kabuğu tutan ellerini parçalarım. Ne diyorsun patron? İyi fikir değil mi?" Dilimi kullanmaya başladı Saruga. "Yupe, buradan hemen defol git. Yeteri kadar eğlendirdin." Ramil kabilesi ve diğerleri gitti. "Ormanın içerisindeki benim. Onunla yüz yüze görüşmek istiyorum. Belli ki tanıdık bir yüz ve sima. Beni beklediğine göre oraya çağırıyor." Yupe denilen cin kendini yere doğru atar gibi yaparak toprağa çarptığında bir anda dumanlarla kayboldu. Saruga, "Benim soytarım" derken gerçekten şaka yapmıyormuş. Kendi kendine konuşup bir cinliği kemirmeye kalktı. "Bu nasıl olabilir? Gerçek mi bu?" "Saruga, sana şaklabanım olduğunu söylemiştim. Bir krala her zaman şaklaban gereklidir. Daha çok soytarıdan öte birazcık kafasında, nasıl söylenir insanlar aleminde, mecnun olmuş deli gibi bir şeydi." "Evet, insanlar onu böyle tanımlayabilir," dedi. Sonrasında vücudumu yürüterek ormana doğru girdik. Ormana girdiğimizde kırmızı gözler tam karşımızdaydı. Kırmızı gözlü olan cinni normal bir insan bedenini alırmış gibi kara hüddama benzer bir görüntüyle karşımızda durdu. Saruga ona doğru bakarken, "Dersel, sensin" demek. Dersel adındaki bu cinni yaklaşarak Saruga'ya doğru bakıyordu. Tam gözlerimin içine. Saruga da bedenimden ayrılarak öne doğru çıktı. Çıkmasıyla beraber direkt onunla göz göze gelmişti artık. İkisi de kendi görüntüsüyle birbirine bakıyor. Dersel, gücüyle berzahta her zaman üst seviyelerde bir cinni olmuştun. Evla kabilesine çalışan bir ayakçı mı oldun yoksa? Etraftaki ambiyans resmen değişmişti. Oldukça güçlü iki cinliğinin konuşmasıydı bu. Cinni birazcık tok ve kalın bir sesle konuşuyordu. "Ben de seni Ademoğullarının bir maşası olacak cinni olmadan tanırdım. Ademoğullarının yanına düşecek kadar neler yaşadın. Keşke bana gelseydin. Ben seni korurdum," dedi.
Saruga, ikisi de etrafında dönecek şekilde hızlı hareket etmeye başladılar. Her yürüyüşlerinde adımları hızlanıyor ve arkalarından yaydıkları dumanlar daha da fazlalaşıyordu. Sonrasında o cinli bir anda durdu. Aynı şekilde Saruga da. Yüzüğün sizde olduğunu biliyoruz. Yüzüğü bize verin. Evla kabilesindeki cin kralını siz mi öldürdünüz diyerek sordu. Düşüncesi doğruydu. Gerçekten Evla kabilesindeki kaybolan kral ölmüştü. Bunu açık şekilde soruyor Saruga'ya. Ben öldürmüş olsam sence seni yaşatır mıydım? Bütün evlaları parçalamaz mıydım diyerek soruyordu. O cinli bunu kabul etti. Sen bir kabileyi yok etmeye başlarsan ya sen yok olacaksındır ya da soyu yok olacaktır. Tavrını biliyorum. Sadece öğrenmek istediğim şey şu. Sizde olan yüzüğü bana verin. Hiçbir şekilde hüddamlara dokunulmayacak. Ama insanlar üzerindeki büyüler her zaman kullanılmaya açık olacak. Yoksa buraya geldiklerinde seni de kurtaramam. Dört kralın üçü de Evla kralının ölümüyle beraber yeni bir kral seçecek. Yeni kralın kim olacağını tahmin edebiliyorsundur. Tabii ki de tahmin ediyorum. Olması benim için hiç sorun değil. Ben İslamiyet'i seçtim. O başka bir dine mensup olarak yaşamaya devam etti. Onun Rabbi şeytan, benim Rabbim, her şeyin yaratıcısı olan Allah Celle Celaluhu. O yüzden sizin zayıflıklarınız beni ilgilendirmiyor. Anlamıyorsun. Senin gibi güçlü bir cinni yanlış safta kalmamalı Saruga. Bize katıl tekrardan. Arkandaki bir hüddan parçası sadece. Okuyacağı tılsımların zerresi bana dokunamaz. O kadar güçlüyse bırak okusun. Beni durdurabiliyor mu görelim. Yetişmekte olan bir hüddam. Üst seviyelerdeki tılsımları öğrendiğinde Kur'an-ı Kerim'in içindeki sırlara vakıf oldukça güçlenecek. O zaman okuduğu tılsımların altında boyun eğmek zorunda kalacaksın. O cinli öfkeli şekilde bir anda öne doğru saldırır gibi geldi. Saruga'nın tam önünde durdu. İkisinin de gözleri parlamaya başladı. Saruga'nın gibi bembeyaz, karşısındaki o cinliğinin ise simsiyah bir zifrilikle kapandı. İkisi de o kadar fazla enerji yayıyor ki üstümde okunarak yapılan tılsımlar bile zor dayanıyor. Parmaklarımın ucunda ufak, yangın şeklinde yanmalar hissediyordum. Dersel adındaki cinni, sana burada saldırmaya başlarsam, günler boyunca sürecek bir savaşa gireceğiz. Sonunda seni öldüreceğim dedi. Saruga geriye doğru birkaç adım attı. Anlamıyorsun Dersel. İslamiyet'e girdikten sonra gücün çok değişiyor. Doğru yolu bulduğunda cinniler üzerindeki lanet kalkıyor. Rabbime ibadet etmeye başladığımdan beri hiç düşünmediğin kadar güçlendim. Tahmin edebileceğinden çok daha güçlüyüm. Günler sürecek savaştan bahsediyorsun. Seni yok etmem. Sadece ayın yukarıya doğru kalkmasıyla eşit sürede olur. Karşısındaki cinni bunları duyduğundan dolayı öfkelendi. Pençelerini gösterir gibi el formundaki o formdan değişiyordu. Parçalanarak elleri ortaya doğru çıktı. Aynı şekilde Saruga'nın da. Saruga'nın elleri çıktığında yanlış yapıyorsun Dersel. İslamiyet'i tanımla, öğrenmeye çalış. Aramıza katıl ve kurtul. Bu yolda devam ettiğin sürece sadece öleceksin. Öldüğünde de cehennemin kapıları üzerine kapanacak. Dersel denilen cinni yavaşça öne doğru adım atmaya başladı. Yüpe denilen cinni bir anda Saruga'nın omzunun yan tarafında belirdi. Omzunda oturuyordu. Zinciri yukarıya ve aşağıya doğru sallıyordu. Evla kabilesinden ya da Cefik kabilesinden bir fon bulamadım. Komutanlarından biri sensin değil mi diyerek soruyordu. Ona doğru bakarak başını kaldırdı. Dersel, bu yüpe değil. Bunun burada ne işi var? Sen Berzat'tan nasıl ayrılabiliyorsun? Üzerine yaptığımız mühürler nerede? Nasıl kurtuldun diyerek soruyordu. Yüpe kendini aşağıya doğru bıraktı. Yere düştüğünde kafasını aşağıya doğru eğdi, kollarını sallıyordu.
Ben aslında öldüm. Ben zombi oldum diyerek öne doğru adımlar attı. Saruga tam bu anda Yüpe'nin yanından bir anda Dersel'in arkasına geçti. Hiçbir zaman düşmanınla savaşırken dikkatini kaybetme dedi. Dersel'in tam sırtından kolunu dışarıya çıkacak şekilde ön tarafından çıkardı. Sonrasında da kalbinin olduğu taraftan yüzüne doğru elini uzatarak pençelerini suratına geçirdi. Dersel adındaki o cinni etraftan silinerek yukarıya doğru çıktı. Saruga ve Yüpe ona şaşkın şekilde bakıyordu. Yukarıdan aşağıya doğru. Sen kendini güçlendirdiysen biz de istişare kapısından geçtik. İstişare kapısının içindeki sırları aldık. Şimdilik seni öldürmüyorum. Jazur'u bulduktan sonra yüzüğü alacağım. Yüzüğü aldıktan sonra seni öldürmeye geleceğim. O zamana kadar güçlenmene bak. Beni böyle zayıf taktiklerle öldüremezsin. Yanındaki soytarı Yüpe'yi de alarak ikinizi birlikte öldüreceğim. Ortadan silinerek gitti. Etraf bir anda sanki ateş sarıyormuş gibi bir enerjiyle doldu. Saruga öfkeli bir şekilde pençeleriyle sağa sola doğru vuruyordu. Bana doğru yaklaşan Yüpe kulağıma doğru eğildi. Sakın sesini çıkarma. Şu anda krize girecek. Bu bir sinir krizi patlaması. Öyle olduğunda genellikle öfkesini birilerinden çıkarmak ister. Ben de o kişi olmamak için oradan duyuyorum. Silinerek gitti. Saruga vücuduma doğru döndüğünde beni direkt mağaraya doğru yürütüyordu. Hiçbir soru soramadım. Çünkü söylediklerinden dolayı çok çekindim. Yüpe'nin söyledikleri, Saruga'nın siniri, sonrasında o cinliğinin ölmeyişi. Kesinlikle ölmesi gerekiyordu. O cinliğin nasıl oldu da ölmedi? Tam olarak gördüm. Gövdesinin içerisinden pençesini geçirdi. Arka tarafa yürüdük. Mağaranın girişine doğru geldik. Kapının önünde iki tane rahmani cinni duruyordu. Onlara hiçbir şey söylemeden beni içeriye doğru soktu. Arka tarafımdan dumanlarını yaydı. Yanımda belirdikten sonra Nusaybin cinnileri Saruga'ya hoş geldin deseler de gerekli olan tılsımlar istiyorum sadece. Onları verin. Ondan sonrasında da yola koyulacağız. Cinniyeler gereklileri getiriyordu. Onları aldıktan sonra tek kelam daha yetmeden beni ormandan çıkardı. Saruga'ya nereye gideceğimizi sorduğumda cinleri öldürmeye dedi. Cinleri öldürmeye mi? Nasıl yani? Şimdi direkt olarak mı? Evet. Bana yapılan saygısızlığın bedelinin neler olduğunu ona göstereceğim. Ama kibir ve saldırganlık bize göre değildir. Bunu yapmamalıyız dedim. Dersel, kabilesindeki cinnilerinin ölümsüz olduğunu ima etti. Onun dilindeki konuşma budur. İştar kapısından geçtiği için bütün cinnilerin kutsandığından bahsetti. Askerlerini öldüreceğim ki bir daha benim gücümle alay edilmemesi gerektiğini öğrenecek. Uzun bir yolculuğa çıkmıştık. 2 gün kadar her yerde duraksayarak sağa ve sola resmen her şeye tılsımlar yazdırdı bana. Peşimizden gelmelerini mi istiyor yoksa gittiğimiz yerlerde tılsımları bırakarak onlara bir tuzak mı hazırlıyor bilemiyorum. Ama bildiğim şey şu. Öfkesi gerçekten şu anda çok yüksek. Benimle çok az konuşuyor. Sadece bir şey yapmam gerekiyorsa iletişime geçiyor. Etrafta başka hiçbir cinni hissedemiyordum. Saruga bir anda yolda yürürken durdu. Arkama doğru döndürdü beni. Bir araç bize doğru yaklaşıyordu. Elimi kaldırdı. Elimi kaldırmasıyla beraber araç hiçbir şekilde durmadan devam etti. Sonra da sağ tarafa doğru ormana doğru koşmaya, beni direkt olarak oraya götürmeye başladı. Ne oluyor? Neden böyle bir şey yaptın diyerek sordum. Arabanın içindeki kara bir adamdı. Bizi buldular. Bizi buldular mı? Nasıl? Üstümde o kadar kapatıcı tılsım kullandık. Adnan hocadan bile ayrıldık bizi bulamasınlar diye. Zaten bizi bulmaları için her yere yazdığın zayıf tılsımları bıraktım ya. Planı bizi takip etmeleriymiş. Bizi bulmaları için yapmış. Taşlıkların olduğu yere doğru gittiğimizde direkt olarak orada durdurdu beni. Sırtımı duvara doğru yaslarcasına kayaya doğru yavaşça dokundurarak bekledi. Birazcık soluklanmam iyi gelecekti.
Gerçekten çok yorulmuş ve susamıştım yine. Arka taraftan koşuşturmaya benzeyen sesler geliyordu. Hatta bu sesler gittikçe artmaya başladı. Yakınlaşıyorlardı. Daha da yakına geldiklerini hissedebiliyorum. Yukarıdaki kayalıkların iç tarafından bana doğru gelen enerji gittikçe artmaya başladı. Saruga geriye doğru çekildi. Çekilmesiyle beraber de kayaların üstüne doğru bakıyordu. İç taraflardan sızan yavaş bir enerji vardı. Bize direkt saldırmak istemiyorlar. Saruga arka tarafımda belirmeye başladı. Tam belirdiğinde Çinliler iki taraftan da bizi saracak şekilde etrafımıza geldiler. Saldırmaktan çok bizi sanki mühürlemek istiyorlardı. Çünkü saldırmak isteseler çoktan bu kadar kalabalık oldukları için saldırırlardı. Saruga kendini çok fazla belli etmeyen bir görünüşü sahip. Enerjisini de çok hissedemiyordum. Cinniler, teslim olmak için bıraktığın kağıtları aldık. Teslim ol, diz çök ve bizi bekle dedi. Onlara doğru bakıyordum sadece. Saruga elini sırtıma doğru dokunduğunda ayaklarım bir anda yere doğru düştü. Dizlerimin üstünde öylece kaldım. Cinniler daha da yaklaşıyordu. Bazıları arka taraftan Saruga'yı da saracak şekilde gelip ona doğru da uzanıyorlardı. Tam elleri bana doğru değecekti ki Saruga bir anlık rüzgar darbesi gibi içime sızdı. Öylesine kuvvetli gelmişti ki sanki organlarım dışarıya çıkıyordu. Son anda tuttum kendimi. Tutmamla beraber de geriye doğru büyük bir şekilde karanlık kollarım çıkarcasına garip bir şeyler oluştu. Yüzümde yanık şeklinde garip mühürler oluşuyordu. Gözlerimin parladığını hissedebiliyorum. Çünkü etrafa baktığımda daha beyazımsı, gözlerimin yanında oluşan değişik, sanki öne doğru gelmiş olan tılsımlar vardı. Cinniler beni görünce arka tarafa doğru gitmeye çalıştılar. Ellerimi kaldırdı. Ellerimin üstünden omzuma doğru giden tılsımlar vardı. Her biri simsiyah şekilde parlıyor, alt tarafından ise kanımın akışını net şekilde görüyordum. Büyük bir bağırışla beraber bana bir şeyler okutuyordu. Okuttuğu şeylerle etraftaki cinniyeler parçalanmaya başladı. Kaçışan cinniyelere doğru avucumun içini tutuyor, sonrasında elimi bir anda yumruk şeklinde yaparak cinniyeliyle tılsımlar söylüyor ve onları parçalıyordu. Saruga bir yandan da size göstereceğim. Gerçek gücün ne olduğunu göstereceğim size. Bir Rahmani kralı kovalamanın bedelini ödeyeceksiniz. Her tarafa doğru okuduğu tılsımlarla Ramil kabilesinden bir tane bile cinni bırakmadı. Hepsini paramparça etti ve yok etti. Sakin bir şekilde hiçbir şey olmamış gibi adımlar attırarak yürütüyordu beni. Bir daha peşimden gelirken daha fazla düşünceli olurlar. Öfkesine yenik mi düştü? Bunu neden yaptı bilmiyorum. Ama kesinlikle Dersel denilen cinni bunu duyacaktı. Duyduğunda da öfkeli bir şekilde bana saldırmaya geleceğinden emindim. Yola doğru tekrardan yürürken Yüpe denilen o cinni bir anda yanımızda belirdi. Bana doğru bakarak etrafta birçok yiyeceği çöpe attığını görüyorum. Beni yemeğe çağırmaman beni kızdırıyor patron. Gerçekten kızdırıyor. Acaba senin kulağını mı çeksem? Gerçekten kulağını çekesim var diyordu. Saruga bir anda başımı ona doğru çevirdi. Elleriyle tamam şeklinde işaretler yaparak bir şey demedim patron. Sadece seni birazcık rahatlatmak istemiştim. Görüyorum ki senin bir tane tellaya ihtiyacın var. Elini bir anda yelpazeye benzeyen timsah ayağını çevirdi. Tırnaklarının arasında denizde daha rahat yüzebilmesi için oluşan bir el sistemiydi bu. İstiyorsan seni bununla yıkayabilirim patron. Ama parçalayıcı bir gücüm vardır. Durdum, ona doğru baktım. Saruga, sesin biraz daha çıkarsa kötüleşecek Yüpe dedi. Tamam patron diyerek ellerini başının arkasına doğru atarak bizimle yürüyordu. Çocuğu tılsımları okutmayı mı götürüyorsun? Bunu yapamayacak biliyorsun. Her ne kadar güçlü bir kana sahip olsa da daha hiçbir ilerlemesi olmayan kademesi düşük bir hüddama bunu yapmamalısın. Büyük ihtimalle de ölümle sonuçlanacak. Bundan önce deneyen 4 tane başıboş hüddam ölmüştü. Yanında Adnan Hoca gibi bir hoca olmazsa kazanma şansı yok bu tılsımları. Deneyeceğiz. Ölüme yakın olursa da durduracağım. Yapacak başka bir şey var mı?
Çocuğun güçlenmesi lazım. Kan kardeşi olan ikizinden çok aşağıda. Hızlıca güçlenmesi gerekiyor. Nereye gidiyoruz şimdi? Ne yapacağız? Öğrendiğin tılsımları üstüne işleyeceğiz. Artık belli başlı tılsımlarda ilerlemen lazım. Kanından akıtılacak olan bilgileri okuyabilmen. Ama bunları yaptılar zaten. Öğrendiklerin sadece başları. Nusaybin'den aldıkların yetmeyecek. Diğerlerinden de alacaksın. Yupe, sen neden burada boş boş duruyorsun? Sana verdiğim görevlerle ilgilensene. Unutmuşum patron. Sana söyleyeceğim bir şey vardı, onun için geldim. Nedir diyerek sordu. Lenik'i kovmuşsun sanırım. Berzahı alemde şu anda. Hüdem hocasının yanına dönmüyor. O idare ediyor kabileyi. Berzahı aleme mi götürdü kabileyi? Evet, orada saklanmanın daha mantıklı olduğunu söyledi artık. Arkadaki ormanlarda mı? Evet dedi. Mantıklı bir karar. Cezur şu anda Ademoğulları'nın aleminde değildir. Yüzüğü saklamak için nereye gittiğini kimse bilemez. Bu yüzden orada saklanması mantıklı. Cezur'la ilgilenirken kabile de güvende kalacaktır. Sen de kabilenin yanına dön. Sana söylediğim işleri hallet. Başıboş şekilde sağa sola gitme. Ademoğulları'nın arasında karışma. Sadece kendi görevinle ilgilen. Yüpe sıkılmış gibi yaparak yüzünü aksattı. Sonrasında da zincirlerini boynuna doğru doladı. Patron, bana uyguladığın bu baskı gerçekten beni boğuyor. Yukarıya doğru zinciri çekerek boğuluyormuş gibi yılan diline benzeyen dilini dışarıya doğru çıkardı. Sonrasında da boğulma sesleri çıkarıyordu ki sağ elimin üstünde bir anda mühür parladı. Tam ona doğru vurmak için kaldırdığımda kendini yine yere doğru bıraktı. Kendisi yere doğru çarptığında gülerek paramparça olup gitti dumanları. Ona ne görev vermiştin? Ne görevi yapıyor ki diyerek sordum. Açıkçası çok güvenilebilecek bir cinli değil. Durmadan başıboş davranıyor. Bir göreve sabit kalabileceği beni şaşırtıyordu. Aslında iyi bir cinlidir. Sadece kabilesinin ölümünden sonra intikam yemeğini içerek yanıma geldi. O senin normalde kabilende değil miydi diyerek sordum. Hayır değildi. Kendisi benim kabileme ait bir cinli değildi. İntikam yemeğini içmiş, Evla, Bader, Ramil, Jeff'i bunları parçalamak istiyordu. Yüpe'nin en büyük özelliği dişlerinde bulunan tılsımlardı. Bir cinlinin dişinde tılsım olduğu nadir görülür. O da o soydan gelen bir cinli. Bu yüzden krallar ilk olarak onun soyunu yok etti. Dişlerindeki tılsımlar derken yamyam olarak adlandırılmalarının nedeni o. Sizdeki anlamla bizdeki anlamı eşdeğer değil. Yani cinlileri gerçekte yemiyor. Dişlerinde olan tılsımlar yüzünden ölmek üzere olan veyahut öldürmek istediği cinlileri ısırarak bir mühür uyguluyor. Bunu uyguladığında cinli, insanların felç geçirmesi gibi vücudundaki hiçbir becerikliliği kullanamıyor. Ve Yüpe saldırısıyla paramparça ediyor. Sanki bir asit gibi eriyip gitmişti parçası. Cinliye mühür uyguluyordu o zaman. Onu aslında yemiyordu. Evet, sen yamyam denilince öyle zannettin. Dişlerindeki özel mühürler sayesinde bunu sağlayabiliyor. Şimdi anladım bunu Saruga. Teşekkür ederim. Ormanın iç tarafına girdiğimizde senden ayrılacağım. Tek başına güneşin battığı noktaya doğru gideceksin. Güneş battığında olduğun yerde kalacaksın. Güneşi görmeyi bıraktığın anda. Ağaçların dalları da dahil mi diyerek sordum. Dahil. Olduğun yere çök. Ellerini toprağa doğru sabitle. Sonrasında sana gelecek cinlilerin sorularını yanıtla. Sorulara yanlış cevap vermen seni tehlikeye sokacaktır. İslami bilgilerini kanından okudum. Oldukça bilgilisin. İslamiyetle ilgili soruları cevapla. Mağaraya girdikten sonra yaşlı bir adam gelecek. Buna layık olup olmadığını görmek isteyecek. Ona karşı konuşmasına izin vermeden beni Saruga görevlendirdi. Buraya beni Saruga gönderdi diyeceksin. Eğer sana doğru bakarak sağ gözünü 3 defa kırparsa kabilesi tehlike halindedir. Parmağına bir şekilde kanayacak şekilde kesik at. Kanının kokusunu aldığım anda mağarayı cehenneme çevireceğim. Peki Saruga, sen nasıl istiyorsan. Bütün rahmanelerin saklandığı kabilelerin onlar tarafından ele geçirilmesinden mi tedirginsin? Evet, kendilerini saklayabilirler. Bizi tuzağa düşürmemeleri için de öncelikle seni düşürmeliler.
Eğer yakalanırsan dediğimi yap. Parmağını kesecek bir şey bul. Sağ ve sol tarafta olan çıkıntılı şeklindeki taşlardan birkaçını iki cebime doğru koydum. Eğer bir elimi kullanamazsam diğer elimle. Bir şekilde parmağıma kan akıtacak şekilde kesik atabilecektim. Söylediği gibi ormana doğru girerken güneş de batmak üzereydi. Saruga vücudumdan ayrıldı. Sağ tarafa doğru süzülerek gitti. Görüntüsünü artık göremiyordum. Yukarıya doğru bakarak güneşi görmeyeceğim vakte kadar yürüdüm. Sonunda güneşin ağaçlarla tamamen kapandığı, batmak üzere olduğu bir anda gözümden gitti. Durdum, olduğum yere doğru çöktüm. Ellerimi toprağa doğru soktum. Toprağa doğru sokmamla birlikte hava iyice kararmıştı. Karardıktan sonra da etrafta elinde mumlarla beraber birkaç tane kadın geldi. Yanımda durdular. Birisi başındaki yavaşça örtüyü kaldırır gibi bana doğru baktı. Miraç'ta hangi ibadet farz kılındı? Namaz, namaz dedim. Peygamberimizin torunlarının ismi nedir? Hasan ve Hüseyin. Gözlerimin içine daha da yakınlaşarak elindeki mumdaki ateş de artıyordu. Gözlerimin içine net şekilde baktı. Peygamberimizin erkek çocuklarının isimleri nelerdir? Kasım, Abdullah ve İbrahim. Mekke'den hicret edenlere yardım eden Medineli Müslümanlara ne ad verilir? Ensar, Ensar denilir. Gözlerini yeniden geriye doğru çekti. Birkaç adım attıktan sonra Peygamberimiz kendisini öldürmek için bekleyen müşriklerin önünden geçip giderken hangi ayetleri okuyordu? Yasin suresini okuyordu. Bizimle gel dediler. Bizimle gel demesiyle beraber öne doğru yürümeleriyle ben de kalktım. Elimde bir avuç toprak tutuyordum. Taşlar belli olmasın diyerek toprakları yere doğru atmak yerine direkt olarak cebimin içine doğru attım. Sonrasında da mağaraya doğru ilerliyordum. Etrafta garip bir hissiyat vardı. Sanki bizi izliyorlarmış gibi hissediyordum. Ya da bu Müslüman cinnilerin bana doğru baktıklarından dolayı mı oluyor bilmiyorum. Ama Müslüman cinniler genellikle Müslüman olan Ademoğullarına böyle hissiyat vermezler. Tam mağaranın kapısından içeriye girecekken o kadın bir daha döndü. Gözlerimin içine bu sefer daha sert bakıyordu. Peygamber Efendimizin mezarı nerede ve adı nedir? Bunu sorduğunda Arabistan'da, Medine şehrinde Ravza-i Mutahhara denir. Ravza-i Mutahhara nedir? Söyle. Medine'deki mescidin Nebevi'nin içinde İslam dini olan Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin mezarından minberine kadar olan özel yerdir. Geriye doğru döndü. Riyazul Cenne. Cennet bahçelerini bildin. Sırların olan mağaraya girmeye hak kazandın dedi. Geriye doğru çekildiler. Benimle gelen cin kadınlar sağ ve sola doğru dağılarak mağaranın girişinde beklediler. İçeriye doğru girdim. Girdiğimde açıkçası tedirgindim. Dini bilgileri sormalarından değil, izleniyor veyahut içimde saldırılacakmış gibi bir hissiyat olduğundan. Duvarın olduğu yere doğru geçmemi istediler. Söyledikleri gibi geçtim. İçeriden hızlı adım sesleri geliyordu. Geldikten sonra da yaşlı bir adam tam olarak sol tarafa doğru yavaş bir şekilde yere doğru eğildi. Cebinden toprak çıkararak koydu. Ama o anda bir şey fark ettim. O cebinden çıkardığı toprak benim cebimden çıkıyordu. Sol elimle cebimi kontrol ettiğimde toprağın ufak verdiği şişkinlik gitmişti. Bu nasıl olabilir? Sonrasında sağ elini soktu. Sağ elinde de aynı şekilde toprağı yere doğru döktü. Ama içinde taşlar yoktu. Taşlar hala cebimde mi? Parmak uçlarımla yavaş yavaş üstümden elimi bir anda cebime doğru götürdüm. Ben de eğiliyormuş gibi diz üstünde oturacak gibi yaparak ellerimle cebimi kontrol ettim. Hiçbir taş yoktu. Taşlar da çıkmıştı. Şimdi ne yapacağım? Burada resmen tutsak şekilde kalacağım. Kendimi geriye doğru yaslar şekilde tuttuğum sırada bana doğru döndü. Yaklaşmaya başladı. Dizlerin üstüne doğru çökerek göz gözü gelecek şekilde önümde oturdu. Buraya ormandan bir şey getirmen yasak. Bir daha bunu yapma. Tamam şeklinde başımı salladım.
Cinli diliyle değil, benim normal doğduğum dille konuşuyordu benimle. Genellikle Arapça konuşmalarına çok alışmıştım. Şimdi söyle, buraya neden geldin? Unutmuştum. Onun konuşmasına izin vermeden beni Saruga gönderdi demeliydim. Arka taraftan karanlık dumanın geldiğini hissedebiliyordum. Önceden Saruga'nın gönderdiğini söylesem belki de bana işaret verebilecekti ama kendi kendime tuzağa düşmüştüm. Karanlığı hissedebiliyorum. Kırmızı şekilde gözüken gözleriyle siyah peçeli halde arka tarafa doğru dizildiler. O yaşlı görünümdeki cinliğinin arkasına. Şimdi sana sırları vereceğim. Hüddam, sırları alacaksın dediği anda başımı bir anda arkaya doğru sert şekilde vurdum. Çıkıntılı olan mağara duvarlarına çarptığı gibi başımdan kan akacak şekilde sertti. Kan da akıyordu zaten. Enseme doğru damlayan ıslaklığı hissettim. Başımı sert vurduğum için birazcık başıma sert bir şekilde ağrı girdi. Sonrasında yan tarafa doğru düşüyordum. Arkadaki cinniler uyandı. Bizi tanıdı dediği anda yaşlı olan cinniye doğru ellerini götürüyorlardı. O sırada korkunç fısıltılarla beraber yükselen bir ses ile o yaşlı olan cinliğinin arkasında bir cinni belirdi. Bu sefer kılıçları yanıyordu. Sırtında yanan dövmeleri gördüğümde Saruga olduğunu anladım. Başımın dönmesiyle beraber yere doğru kapaklanmıştım. Yüzüm yere doğru düşerken Saruga'nın sizinle eğlenirken hiçbir şekilde acıma duygumu kullanmayacağım. Merhamet sadece kalbinde bir nebze de olsun iyi olanlara uygulanır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim dostlarım. Instagram ve Discord adreslerimiz sabit yorumda. Dün gelen Konyalı Safiye'yi dinlemediyseniz ekranda bulunan kutucuktan tıklayarak dinlemeye gidebilirsiniz. Rabbime emanet olun. Esen kalın dostlarım.